Zengin uyudum, fakir uyandım. Aldığımız ürünler ertesi gün sabah bir devalüasyon krizinden kaynaklı doların da yükselmesi nedeniyle bizi bayağı bir sabah uyandığımızda salladı. Bütün esnaflar olarak hepimiz 2000 yılında. Sol taraf komple felç oldu. 1,5 yıl toparlandım, kalktım derken dükkanlarımı emanet etmiştim. Emanetçiler emanete hıyanet ettiler. Çeklerim vuruldu bu arada. Tabii kırmızı çizgi yedim. Artık bankalarla çalışamaz hale geldim. 2009 yılında kurtaramadım kendimi. Ticari nedenlerle bu sefer de cezaevine girdim. Cezaevi, ıslah evi diyelim biz oraya. Artık son noktaya geldim ben. Bitti deyip de oraya geldikten sonra ıslah olan çok insanları da gördüm. Yok ya böyle bir şey de olamaz denen birçok hayatın gerçekleriyle yüzleştim. Babadan muzdarip kızlar, eşten muzdarip kadınlar, toplumdan darbe yemiş bir sürü kadınlar. Daha neler neler. 35 yaşındaydım girdiğimde. 43 yaşındaydım çıktım. Bir kadın hiçbir şeyden korkmaz. 32 yaşında erkek evlat sahibiyim. 20 yıl boyunca 8 yılını cezaevinde geçirerek büyüttüğüm bir erkek evlat annesiyim. Bu saçlarımı süpürge ettim. Temizliğine de gittim. Hapsine de girdim. Ama yine düştüm, yine kalktım. Yine evlat dedim. Hiçbir anne canavar yetiştirmez. Hiçbir anne kötü erkek yetiştirmez. Geçen yıldan beri bu yıla kadar 485 tane kadın erkek faciasından hayatını kaybetti ya. Topraksız ne yapabilir? Ne yapabiliriz topraksız? Biz üretmeyince, toprak bize bir şey vermeyince açlık, kıtlık, yokluk. Günde 3 defa yemek zorundasın. Ha bir kıyafet alırsın, yılda bir defa alırsın yeter. Bir yıkar yıkar giyersin. Ama bu boğaz günde 3 defa yemek zorunda. Bu çiftçi bu seralar üretmese, bu topraktan üretmese şehirdeki ne yiyecek? İnsanlar ne yiyecek? Ha üretimi bitirmişsiniz, ha tarımı bitirmişsiniz, ha üretmeyin demişsiniz, ha da gidin insanlara öl demişsiniz. Hiçbir farkı yok. O kadar büyük bir güç var ki içimde, koyacak yer bulamıyorum. Yapılabilecek olan ne varsa sonuna kadar bu güçle, bu gözü karalıkla, bu cesaretle yapılabilecek her şeyi yapacağım. Bir 1972 yılı Denizli Pamukkale'de çiftçi bir ailenin 6 kızından biri olarak dünyaya gelmişim. 17 yaşında bir evlilik yaptım. Yaptığım evliliğimden bir tane evladım var, erkek evladım. Anlaşamadık eşimle, ayrılmaya karar verdik. Hiç birbirimizi üzmeden ayrıldık. Oğlum 12 yaşındaydı ayrıldığımızda, şu anda 32 yaşında. Ben 12 yaşına kadar oğlum çalışmadım. Dış hayat bilmiyorum. Evde baba evi, evlendik koca evi dedik. Çalışmayı bilmiyoruz. Ayrıldıktan sonra sudan çıkmış balık derler ya, sudan çıkmış bir balığa döndüm. Ortada 12 yaşında çocukla kaldım. Hadi bakalım yürü dediler, ne yapabilirsen yap. Destek alıyorsun, anne baba sahip çıkıyor ama nereye kadar sahip çıkar? Senin de sahip çıkman gereken bir evlat var sonuçta. Okuyacak, evlenecek, hayat kuracaksın ona. İlk önce bu hayata Denizli'de küçük bir mağazada tezgahtar olarak başladım. 24 yaşındaydım. Aradan bir yıl geçti. Yavaş yavaş öğrendim işi. Bayan butik üzerineydi. Kendime krediyle küçük bir mağaza açtım. Butiğimi açtım, çalışıyorum, mücadele, devam, yok, devam. Bu sefer baktım dükkan birdi, iki oldu benim. Çek yazıldı, senetler yazıldı, mal alıyorum, gidiyorum. İstanbul'dan dükkanı doldurduk. Bu doların yükselmesi esnasına geldik. Zengin uyudum, fakir uyandım. Aldığımız ürünler ertesi gün sabah bir devalüasyon krizinden kaynaklı doların da yükselmesi nedeniyle aldığımız ürünlerde dolar bazında olduğu için bizi bayağı bir sabah uyandığımızda salladı. Bütün esnaflar olarak hepimiz 2000 yılında. Bu dip esnasında hala devam ediyorum. Ağır bir rahatsızlık geçirdim. Yine toparlamaya çalışırken 2004 yılında felç rahatsızlığı geçirdim. Boyun omuriliğim kırıldı. Bu kırılmadan kaynaklı platin yerleştirildi boynuma 18 saatlik bir ameliyatla. 1,5 yıl boyunca yatağa bağlı kaldım. O 1,5 yıllık dönemde yine dibi gördüm. Hareket edemiyorsunuz, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Tek Allah diyorsunuz. Sol taraf komple felç oldu. 1,5 yıl toparlandım, kalktım derken dükkanlarımı emanet etmiştim. Emanetçiler emanete hıyanet ettiler. Çeklerim vuruldu bu arada. Tabii kırmızı çizgi yedim. Artık bankalarla çalışamaz hale geldim.
kredilerim, kredi kartlarım hepsi bitti. 2009 yılında kurtaramadım kendimi. Ticari nedenlerle bu sefer de cezaevine girdim. 35 yaşındaydım girdiğimde. 43 yaşındaydım çıktığımda. Cezaevi, ıslah evi diyelim biz oraya. Artık son noktaya geldim ben. Bitti deyip de oraya geldikten sonra ıslah olan çok insanları da gördüm. Yok ya böyle bir şey de olamaz denen birçok hayatın gerçekleriyle yüzleştim. Babadan muzdarip kızlar, eşten muzdarip kadınlar, toplumdan darbe yemiş bir sürü kadınlar. Daha neler neler. Çok ağır hikayeler vardı. Koğuşun kapısı açıldı gece saat 2:30. Hep herkes uyuyor. Zaten saat 12 dediniz mi ışık yakamazsınız, televizyon izleyemezsiniz. Gardiyanlarım girdiler. Arkalarından kan böyle inmiş, yüz dağılmış bir kızımız. Yataktan fırladık biz neyse, üstü başı parçalanmış halde. Gardiyan hanım geldi, dedi kızlar arkadaşımızı getirdik, destek olun, yardımcı olun. Oturtturduk, ağlıyor, titriyor zaten, kendini kaybetmiş durumda, titriyor. Titrer bir vaziyette. Aldık biz bunu neyse, temizledik. Süt gibi, gebgenç oturdu, aradan 2 saat geçti, karnını doyurduk, çayını içirdik falan derken ağlamaya başladı. Artık bir ağlama ki, öyle bir ağlamak. Elini havaya kaldırdı. Şöyle etrafına baktı, Allah'ım sana şükürler olsun dedi. Allah'ım sana binlerce hamdü şükürler olsun dedi. Çok şükür dedi ya Rabbim dedi ve zaten orada kaldı. Hani neden şükrettiğini zaten kapıdan içeriye girdiğinde görebiliyorsunuz. Hani oraya şükredilir mi diyorsunuz ya. Evet oraya şükrediliyor. Oraya şükreden kızlarım vardı benim. Allah kadını emanet olarak yarattı. Dedi ki erkeğe emanetiniz. Bunlara sahip çıkın. Ya ne istiyorsunuz bizden ya? Bir kadın ne isteyebilir? Bir kadın en fazla bu hayattan ne isteyebilir ya? Sevmekten, sevilmekten, huzurdan, mutluluktan, saygı görmekten başka ne bekleyebilir? Hiçbir şey beklemez. Çünkü kadındır, anadır, candır. O çizgi var ya, o kırmızı çizgi. Bu bizim erkek psikolojisinin aşamadığı o kırmızı çizgi var, o kırmızı çizgi. Artık kadının hürlüğüne mi bu tepkiler? Kadının güvenine mi, kendine olan güvenine midir bu tepkiler? Ben bunu çözemedim bir türlü, çözemiyorum. Ya gurur duyun ya. Kadınlarınız başarılıysa gurur duyun. Mutlu olun. Analarınız başarılıysa, bacılarınız başarılıysa mutlu olun. Huzurlu olun. Bir kadın dünyayı yönetir. Bir kadın istedikten sonra ana çünkü o ana, ana. Doğurgan ana biliyor. Eğitimi alanı da böyle, eğitim almayanı da böyle, okuyanı da böyle, okumayanı da böyle. Ne bu egoistlik ya? Ne bu? Bu ne istiyorsunuz ya? Bu kadınlara ne daha ne yapacak mı? Ya ne yapmayı düşünüyorsunuz ya? Ne yapalım biz? Canlarımızı da alıyorsunuz. Ya alıyorsunuz arkadaş, canımızı da alıyorsunuz. Bu yıl, geçen yıldan beri bu yıla kadar 485 tane kadın erkek faciasından hayatını kaybetti ya. Ya sen kimi öldürüyorsun? Senin öldürdüğün kadın bir ana. Senin çocuğunun anası. Senin karın. Mahremin. Elinden tut. Bağrına bas, saçını okşa. O kadın senden bir şey istemiyor ya. O kadın bir damla huzur istiyor, bir damla mutluluk istiyor. Ayakta kalmak istiyor. Bu kadar mı ağır bir kadına bunu vermek? Bu kadar mı? Bakın ne hallere geldik. Bir kadın hiçbir şeyden korkmaz. Bakın biz evlatlarımız için saçlarımızı süpürge ediyoruz. Ama o evlat yeri geliyor, günü geliyor. Bak yetiştirdin diyorlar. Hayır biz onları öyle yetiştirmedik. 32 yaşında erkek evlat sahibiyim. 20 yıl boyunca 8 yılını cezaevinde geçirerek büyüttüğüm bir erkek evlat annesiyim. Öyle yetiştirmedim. Bu saçlarımı süpürge ettim. Temizliğine de gittim. Hapsine de girdim. Ama yine düştüm, yine kalktım. Yine evlat dedim. Hiçbir anne canavar yetiştirmez. Hiçbir anne kötü erkek yetiştirmez. ...2016'nın Eylül ayında, Ağustos'un son günleri yine böyle sabah kalktım, kahvaltımı yapıyorum. Kapı açıldı. Daha 2 yıl yatarım var içeride bu arada. Mükerrem Güleş tahliye dedi. Ben tabii hiç farkında değilim, duymamışım, farkında bile değilim. Hani beklemiyorum, hiç beklemiyorum. Mükerrem kalksana dedi, ya hadi kahvaltı yapıyorum, tahliyesin, tahliyesin. Şöyle yüzüne bakmışım, sadece bakmışım. Taş kesilmişim. Kızlar koştular kucağıma atlamaya başladılar. Anne tahliyesin, anne tahliyesin. İnanmıyorum. Ben şaka yapılıyor zannediyorum. Nasıl tahliyeyim?
Ne demek tahliyeyim? Ya af geldi, indirim geldi, sana vurdu, tahliyesin, gidiyorsun. Evine gidiyorsun, çocuğuna gidiyorsun diyor bana. Aldım valizimi elime, cezaevinin kapısını geldim, işlemlerim yapıldı. Cezaevinin kapısının önüne attılar akşam bir vakit. Sağa baktım, sola baktım, yollar değişmiş. Yolların üzerine köprüler kurulmuş. Araçlar gelip gidiyor, korktum. Önce bir çok korktum. Korktum, geçemedim. Karşıya yola geçeceğim, geçemiyorum. Sonra bir beyefendi, jandarma geldi yanıma, bir beyefendi geldi. Dedim ki ben dedim şimdi tahliye oldum dedim. Beni dedim evime gitmek istiyorum ben ama nasıl gideceğim ben, nereye gideceğim bilmiyorum dedim. Karşıya büfeye kolumdan tuttular beni, jandarmamızla beyefendi. Yoldan geçirdiler beni. Karşıya oturtturdular. Çay söylediler bana. Abla sakin ol dedi jandarma. Sakin ol abla, sakin. Ben içeriye girdiğimde tuşlu telefonlar vardı. Cep telefonları yoktu. Dokunmatikler yoktu. Elime bir telefon verdiler. Dokunmatik. Kullanmayı. Şöyle telefona baktım. Hadi abla ara diyor birilerini biliyorsan. Dedim sadece oğlumun numarası ezberimde. Onu dedim aramak istiyorum ben. Telefonu çıkardı verdi elime, bembeyaz camlı bir şey. Ben ona bakıyorum, o bana bakıyor. Dedim bunun tuşları nerede? Jandarma ağlamaya başladı. Dedim bunun tuşları yok, ben nasıl arayacağım bilmiyorum, ne yapacağımı bilmiyorum dedim. Abla kusura bakma falan dedi. Kendisi çevirdi numarayı, oğluma verdi telefonu. Efendim dedi, oğlum dedim. Anne dedi. Hani o saatte mümkün değil. Haftada bir defa arıyoruz 10 dakika. O da salı günleri saat 12 ile 12'yi 10 geçe arası benim telefon saatim. Salı günü. Ben cuma günü saat akşam saat 7'de oğlumu aramışım. Annenesine atmış telefonu. Annem mi bir bakın bir ses var annem mi? Anneniz telefon. Annem dedim. Kızım dedi. Neredesin dedi. Yetişin anne ben çıktım demeye kalmadım. Annem çıkmış, annem çıkmış. Düğün, bayram havası. Bir geldiler bunlar. Herkes kucağıma sarılıyor. Annem çıktı, ablam çıktı, ablam çıktı. Bir neşe, bir düğün havası, bir heyecan havası. Gelin götürür gibi artık beni aldılar. Sabaha kadar. Sabaha kadar. Tanıştırıyorlar beni yeğenlerimle. İşte bu şu şunun kızı, bu bunun oğlu, bu bunun gelini. Tabii büyümüşler, evlenen evlenmiş, askere giden gitmiş. 15-20 gün tabii aileyle böyle güzel, her şey çok güzel de cepte 1 lira para yok. İçeride dedim ya, sosyologlarımız geliyordu, psikologlarımız geliyordu, toplantılara katılıyorduk. Topluma kazandırma projesi var, Cumhurbaşkanımızın dediler bize orada. Büyük bir proje. Tahliye olduğunuzda İşkur'a gidin, orada paralarınız var. Eski hükümlü parası ve engelli parası. Çıkın oraya, gidin, işlerinizi kurun. Orada hocalarımız hep anlatıyorlardı bize böyle. Dergiler de geliyordu bize içeriye. O dergilerde bu solucan gübresi üzerine ben... Çok şeyler okudum, hikayeler okudum, araştırmalar yaptım, dış kantine yazdım, dergiler getirttirdim, kendime kitaplar getirttirdim. Bir anda bilmiyorum orada solucanla tanıştım ben, cezaevinde tanıştım solucanla. Hep hayal ediyordum ama. İşte dışarıya çıkarsam diyordum, İşkur'dan şunu alırsam, bunu alırsam, şunu yapabilir miyim, böyle yapabilir miyim? Hep o heyecanla zaten bir hazırlık içerisindeydim, vardı. Aradan 20 gün geçti, oğlum dedim beni bir İşkur'a götür. Girdim, dedim ben eski hükümlüyüm. Cezaevinden 20 gün önce çıktım. Dedim burada benim dedim hükümlü param varmış onu almaya geliyor geldim dedim. Buraya dedim para bırakmışlar benim için dedim. Böyle de bir latife yaptım. Müdür bey güldü. Hayırdır dedi ya kim bırakmış o parayı sana dedi. Devletim bırakmış dedim. Benim koskoca bir devletim var. Benim de arkamda dedim. 100 kişilik bir kursa yazıldım. Seçtiler aradan beni de. Çağırdılar telefonla. Dediler 4 günlük hızlandırılmış kursa katılacaksın. Girişim sertifikanı alacaksın. Ondan sonra ne yapmak istiyorsan o iş üzerinde hocalarımızla birlikte proje hazırlayacaksın. Levent Kocaalan üniversite hocamdır. Bu hayatımı, şu anki bu durumumu Levent Kocaalan hocama borçluyumdur. Allah dünya durdukça dursun diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum onun için. 100 kişinin içinden dedi arkadaşlar dedi, 2 kişi dedi girişimci olacak dedi. 2 kişi dedi iş yapabilecek dedi. Diğer 98 taneniz eleneceksiniz dedi. Onlardan bir tanesi kim biliyor musunuz dedi. Beni gösterdi. Mükerrem Güleş dedi. Başarılı bir iş kadın olacak dedi. Gözündeki ışığı görüyorum dedi. Hırsı görüyorum dedi. Azmi görüyorum dedi. Yokluğu görüyorum dedi. Bitmişliği, tükenmişliği görüyorum dedi. O gün derslere başladık işte. Solucan nedir? Nasıl yapılır? Ne yapılır? Ne yapılması gerekiyor? Ne olması gerekiyor? Solucanla alakalı 17.750 TL hibe vardı. Bir gün telefonuma mesaj geldi. Hibeniz onaylanmıştır. Şu bankadan gidip teslim alabilirsiniz. Hiç kimse inanmıyordu ama hala. Hadi be devlet paramı verirmiş, öyle iş mi olurmuş, hükümlüye paramı verilirmiş. En yakınım bile, oğlum bile, annem bile, babam bile inanmıyorlar. Nasıl fırladım hemen
oturduğum yerden kalktım. Dedim Devlet Baba parayı verdi gidiyorum. Babam rahmetli diyor, görmesem yine inanmam. Göreceksin, getirdim. Gittik oğlumla, bankadan paramızı aldık 17.750 TL. Getirdim, sıraladım divanın üstüne, bakın dedim. Solucanları aldık. 100 metrekare bir yer kiraladım. Başladık. Bismillah dedik. İki kasam var. Her gün onlarla uğraşıyorum. Her gün onların mamalarını hazırlıyorum. Onları seviyorum. Böyle elime alıyorum, kokluyorum, bağrıma basıyorum. O kadar güzeller ki, o kadar yani anlatamam o güzelliği size. O kadar güzeller. 6 ay geçti aradan. Benim solucanlar 160 bin solucan oldu. 300-400 bin. Kasaları bölmeye başladım. 4 kasa, 5 kasa oldu benim kasalar. Gübreler çıktı, çuvallara girmeye başladı bile. Ben 5 ton kadar bir gübre ürettim. Satacağım artık, ona pazar arıyorum, 5 ton. Belediye başkanım çağırdı. Dedi bizim dedi peyzaj işlerini bir yap bakalım. Buraları bir yeşillendir, hadi bakalım bizim hanıma. Sana bırakıyoruz. 5 tonu aldılar. Peşim para. 20 bin liraya. Başka makineler almaya başladım. Hep manuel yapıyordum, hep elle yapıyordum. Bu sefer besleme makineleri almaya başladım. Küçük küçük, yavaş yavaş. O besleme makinelerini aldım. Bu benim 5 ton gitti, yerine bir 10 ton daha ürettim ben. Üretiyorum ama, hakikaten üretiyorum. Solucan gübresi, büyükbaş hayvan gübresini ferment ediyorsunuz. Yani kötü bakteriden ayırtıyorsunuz. Fermente ediyorsunuz, separatör gübre haline getiriyorsunuz. Bunun Türkçe dili, idrardan arıtılmış büyükbaş hayvan gübresini önce terbiliyorsunuz. Onu bir eritiyorsunuz. O temizlendikten sonra ne kadar organik hal artıklarımız varsa, lahanası, ıspanağı, marulu, portakalı, limonu, mandalini ne varsa onları bu gübrenin içine atıyorsunuz. O gübrede yakma işlemlerini gerçekleştirdikten sonra bunu mama olarak solucanlara yediriyorsunuz. Solucan 6 ay boyunca bu mamanın içinde her hafta bu mamayı besliyorsunuz solucanlara. Her hafta mamalıyorsunuz kasaların içinde, mamaladıkça o yükseliyor. Solucan bunun içinde geziyor. Asıl nokta solem sıvısı. Solucanın üzerinde parlak bir yapı vardır, solem sıvısı. Bu koruma yapısıdır. Allah solucana bu yapıyı kendini korusun toprağın altında, kötü etkiye karşı kendini korusun diye vermiş. Solucana mesela şöyle dışarıya çıktığında bir çubukla dokunduğunuzda hemen o sıvının içine sarılır. Kaplama yapar kendini o sıvıyla. Korur kendisini. İşte o sıvı asıl benim uğraştığım, benim işim, altınımın tozu dediğim bölge o bölge. Solucan gübresi neden çok önemli? Bütün üreticilere, bütün çiftçilere, toprağa olan herkese, yukarıdan aşağıya kadar bütün insanlara söylüyorum. Solucan gübresi neden önemli? Solucan gübresi şu anda organik yapısı bitmiş olan Türk topraklarımız. Normalde 3 derece olması gereken Türk topraklarımız 15 bölgeden alınan toprak tahlillerinde 0.5 ile 0.8 çıktı. Bu ne demek biliyor musun? 15 yıl sonra üretilecek bir toprak kalmadı demek. Kimyasallarla, bakımsızlıkla kalmadı demek. Organik yapı ne kadar yüksek olursa biz toprağı gençleştiriyoruz bir. Yaşlanmış, yorulmuş toprağı organik yapıyla gençleştiriyoruz. 2. Orada ne kadar kötü zararlı bakteri varsa temizleme görevi yapıyoruz. Solem sıvısından kaynaklı temizleme görevi yapıyoruz. 3. Element, bitkinin çekemediği bütün elementleri toprakta çözüyoruz. Topraksız ne yapabilir? Ne yapabiliriz topraksız biz? Üretmeyince, toprak bize bir şey vermeyince açlık, kıtlık, yokluk. Günde 3 defa yemek zorundasın. Ha bir kıyafet alırsın, yılda bir defa alırsın yeter. Bir yıkar yıkar giyersin. Ama bu boğaz günde 3 defa yemek zorunda. Bu çiftçi bu seralar üretmese, bu topraktan üretmese şehirdeki ne yiyecek? İnsanlar ne yiyecek? Ha üretimi bitirmişsiniz, ha tarımı bitirmişsiniz, ha üretmeyin demişsiniz, ha da gidin insanlara öl demişsiniz. Hiçbir farkı yok. Sen çiftçinin önünü ne kadar çok açarsan bu ülkede o kadar çok istihdam sağlarsın, o kadar huzur sağlarsın, o kadar mutlu insanlar yetiştirirsin, o kadar mutlu bir topluma sahip olursun. Sahip çıksınlar. Sahip çıkılsın, gidiyor, elimizden bitiyor, dünya gidiyor. Toprak yoksa dünya yok, yaşam yok, yaşam yok. Toprak yoksa yaşam yok. Devletsiz kalan bir sürü bak vatandaş var. Neden var? Toprakları ellerinden alındığı için var. Devletleri yok şu anda. Sığınacak yerler arıyorlar. Sığınacak devlet arıyorlar, toprak arıyorlar, sığınacak. Çünkü kendininki yok, satıldı. Ellerinden alındı. Onun için biz bu toprağa sahip çıkacağız. Bu toprak kolaylıkla kazanılmadı. Bu toprak bize kolaylıkla emanet edilmedi. Çok kanlar döküldü bu toprak için. Çok canlar heder edildi bu toprak için. O bayrak için, o toprak için.
sahip çıkmak zorundayız. Yörük Türkmen Bacıları Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi'nin başkan yardımcısıyım ben. Benim çiftçimin elinde kalan üçüncü ürünler var. Para etmeyen, heder olan. Biz bunu katma değere kazandırmak istiyoruz. Birinci, ikinci elini satsın, çiftçim kazansın. Bu sene portakallar, mandalinler ağaçlarda kaldı. 50 kuruştu. Onlar hep zebil oldu. Biz onları kurutacağız. Kadınlarımla, yükümlü kadınlarımla birlikte. Onları poşet haline getireceğiz, süsleyeceğiz. 50 kuruşa satılmayan limon kurularını ihraç edeceğiz. Yurt dışlarına satacağız. Hep bunları kadınlarım yapacak. Onları hep böyle beyaz önlükleriyle hayal ediyorum. Başlarında kapşonları, beyaz önlükleri, ellerinde bembeyaz eldivenleriyle hep o yükümlü kadınlarımı o fabrikamda hayal ediyorum. Bunu kurmak istiyorum. Bu konuda sizden, yetkililerimden, herkesten destek bekliyoruz. Ülkem için, bayrağım için, toprağım için, milletim için, ezanım için, kadınım için yapılabilecek olan ne varsa sonuna kadar bu güçle, bu gözü karalıkla, bu cesaretle yapılabilecek her şeyi yapacağım. Allah nefes verdiği sürece tek yapmak istediğim bu.